Herkese selam. 5.1A yamasının nerf ve buff'larına hoş geldin. Konuya geçmeden önce Viego 8 Mayıs'ta senin telefonunda olacak. Moikai ise Haziran 20'si gibi görünüyor. Buff'lardan başlıyoruz. Yasuo mainler beni iyi dinleyin. Temel iyileşmeniz 9'dan 12'ye çıktı. Pasifle birlikte hızlıca kaçacaksınız ve canınız yenilenecek. Q'sunun saldırı gücü yükseldi. Ve ultisi artık az vurmayacak. Damage'i çok güçlü. Hasarı daha arttı. Ve Ekko'yu da buff geldi. Ormana çekmişler. Oynanmamış olduğunu görmüşler. Ve canavarlara hasarı artmış. Q'sunun hasarı artmış. Ve ultisinin saldırı gücü, yani büyü gücü diyelim, o da artmış. Buff Ekko'ya yakıştı bence. Nadir görüyoruz çünkü oyunlarda ve Lilia. Arkadaşlar, Lilia'nın Q'su her anlamda güçlendi. Hızlı hızlı vuracak. Lilia'yı pas eden Q'du. Ve ikinci yetenekte büyü gücü arttırıldı. Lilia da oynanmıyordu. Oynanacaktır. Nunu'yu unuttuk oyunda. Nunu'nun da zaten orman yaması olduğunu görüyorsunuz 5.1 anın. Arkadaşlar, pasifi, damage'i, saldırı hızı ve hareket hızını arttıracaktır Nunu'nun. Pasifi buff alırken Q'su da buff aldı ama sadece ekse sağlığı arttı. %9'muş, %11 vuracak, alacak can olarak. Bu delinin de buff'ı var. Ormandan hala çıkamadık. Bu pasifinden kazandığı maksimum saldırı hızı ve kan emmesi, fiziksel kan emmesi buff'lı. İkinci yeteği buff'lı görüyorsunuz videoda. Ve ultisi arkadaşlar, direnç iyileştirmesi durmuyor, öldürüyor, öldürüyor. O da buff'lı. Ve nerf. Belki de hepimizin sevineceği bir nerf'tü bu. Bir kez temel saldırı gücü düştü. Birinci yetenek Q'su düştü. Ultisi düştü. Kurtarma sana erdikten sonra can yerlemesi her seviyede 50 düştü. Güzel oldu. Ashe nerf hak ediyor. Nerf istiyoruz. Q'suna nerf geliyor. Saldırı gücü, saldırı hızı, yani Q'sundan gelen bu efektif yetenekler düştü arkadaşlar. Ve diğer bir ADC nerf. Temel saldırı gücü 64'ten 62'ye düşmüş ve Q'su da düştü. Hasarı düştü. Ultinin de tabii hasarı düştü. Ace notuyla ulti çalıştırınca %60'dan %50'ye düşmüş saldırı gücü. Ve Twitch. Twitch'in bir kez büyüme zırhı nerf aldı. Şöyle arkadaşlar, yanlış yazıyor. 4'ten 3.5 arasıyken 1.05 arası olacak, tamam mı? O yüzden yavaşlattım videoyu. Toksik saldırı 3. yeteneğinde hasar bakımından bir düşme var. 30, 40, 50, 60 iken 25, 35, 45, 55 son seviyede vuracak. Oradan sağladığı büyü gücü %20 iken %18'e düşmüş ve ultisi biraz hızlandıralım. Hasar azaltma bakımından da nerf yemiş ultisi arkadaşlar. Zoe. Zoe de nerf aldı. Q'su nerf aldı. Çok güçlü vuruyordu arkadaşlar şu Q. Çok gıcık ediyordu takım savaşlarında bizi. Tekliyordu. Ve üçüncü yeteneği uyku mudu? O da efektif anlamında nerf yedi. Eşya var. Doğan'ın kudreti buff aldı. Altın bakımından bir kez buff var. 100 farmlık bir düşüş. Ve 50 büyü direnç sallarken 55 ve yığın anlamında da 6 katman birikirken artık 4 katman yığını verecek. Bonus etkisi değişmeden de kalacak. Güzel bir buff. Daha hızlı alacağız. Daha fazla korunacağız büyü anlamında. Ve çelik zırh maksimum sağlığı 100'den 200'e çıkmış. Vay be. Sağlıklı büyü hasarı da %1'den %2'ye çıkmış koruma anlamında. Mahvolmuş kralın. Kılıcı da buff aldı. 10'la 100 iken 5 ile 80 oldu. Bunun çevirisi yanlışken o yüzden Çincesini koydum. 5 ile 80 azaltma var ve kritik hasarı artmış arkadaşlar. Videoyu yapmaktan sıkıldım. Türkçe altısını koyuyorum. Eşyaları tek tek okuyun. Hoşça kalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi oradan biri diyecek, niye abi? Kardeşim, bu videoyu montajlamak yani 3 saatimi aldı. Çayımı içemedim. Zaten like atmıyorsun. Değil mi? Abone olmuyorsun. Yani sence sen olsan yapar mısın? Kendine bunu sor. Yani gelecek şimdi buradan 30-40 like gelecek. Yani gerek var mı? Ben çayımı içerim, çekirdeğimi ısıtırım, filmini izlerim. Aga. Kendine iyi bak.